yakaladım. Beyaz gömlek. Her türlü var. Noktan burada yaşıyorlar. Sabah işte geliyoruz. Yani mecburuz çalışmaya. Yemeğimiz çıkmıyor. Çok acı. Yapamıyoruz. Ama mecburuz bir yandan çalışmaya. Gelenimiz yok, gitmenimiz yok, çalışanımız yok. Yani yemeğe de şefin çekin, çekin abi. Şefini çekiyoruz, ayırıyoruz. Kendi geliyoruz, şey, tabağı döküyoruz. Biberin sapını çekiyoruz. Sonra makineye de yemeği getiriyoruz. Ondan sonra etikler çekiyor döküldüklerimizi. Vurduktan sonra işte çekiyorlar. Pul biber oluyor. Emine de kuş sorup cevaplayacağım. Sen sor. Tamam. Bunlar gitmiyorlar mı? Çuvallar var sonuçta sabah. Tarladan toplanır biberler. Toplandıktan sonra bizim gibi ya esnafa getirilir ya da halk pazarına götürülür ki satılmak üzere. Bize gelen biberler burada arabayla boşalttıktan sonra bayan kardeşlerimize dağıtılır. Dağıtımı yapıldıktan sonra onlar biberin kendisiyle sapını birbirinden ayırma işlemini yaparlar. Ayırma işlemini yaptıktan sonra legenlerle makineye götürürler. Makinede biz onu çekim işini yaparız. Biz erkek burada işçilerimiz var. Çekim işlerini yaparlar, kurutular gün içerisinde 2-3 sefer karşılığını yaparız. Kuruduktan sonra o biberler tekrardan toplanıp bir sefer fabrikaya gönderilir. Fabrikaya götürdükten sonra orada da aynı şekilde tekrardan hafif bir su ile nemlendirilir. Nemlendirme işlemi bittikten sonra bir 2-3 saat dinlenir. Ondan sonra biberin kendisiyle çekirdeği birbirinden ayrıştırma işlemi yapılır. Onlar da yapıldıktan sonra biberi alıp bir sefer bizim Urfa usulüyle naylon arasına koyarız ki rengi atsın. O da kişilerin isteğine göre yani mor mu istiyor, siyah mı istiyor, mor istiyorsa 2 gün, siyah isot istiyorsa 4-5 gün bırakır. Bıraktıktan sonra biber olur, olduktan sonra onu tekrardan açıp kuruturuz. Kuruduktan sonra onu kırma işlemini yaparız. Yani kimisi boncuk ile yapılır ismiyle, kimisi kırma makinesiyle yapar. Onu yaptıktan sonra elemesini yaparız. Elemeyi de yaptıktan sonra zetleme yani yağlama işlemine geçeriz. Yağlama yaptıktan sonra da o biber paketlenip sofralara hazır bir şekilde gelir. Pul biberler bu sene hal pazarında 2 ile 2,5 arasında satılıyor. Geçen sene 3,5 liraya kadar zirve yapmıştı. Bu sene koronavirüsten dolayı fiyatlar aşağıda. Fırfır isot dediğimizde bu sene yine orada 2 lira, geçen sene 3 liraydı. Koronavirüs bize etkisi çok oldu. Yani %60-70 oranında şu anda satışlarımız durdu. Çünkü memlekete turist gelmeyince kime satacaksın? O yüzden dolayı mallarımız şu anda elimizde kaldı yani. Temennimiz bir an önce bu insanoğlunun bu hastalıktan kurtulması. Rabbim inşallah Şafi ismiyle hepimize şifalar versin. Bu hastalığı da başımızdan def etsin. Ondan sonra tekrar da işlerin açılması, turistlerin gelmesi. Bahçada yeşil çınar, boyun boyuma
seni gizli sevdim, bilmedim alem duyar. Bunlar her yerde berbat. Bak, olmamış,